Merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. İyi günler, evet. Para sohbetleri, ekonomi sohbetlerinde daha doğrusu parayı konuşuyoruz. Para çok eski zamanlarda, yani milattan önceki 7. yüzyıla kadar hemen hemen bilinen bir şey değil. Trampa var. Herkes karşılıklı olarak birbirinin ihtiyaçları olan malı veriyor, ihtiyacı olan malı alıyor. Birisi keçi veriyor, ötekisinden elbise alıyor gibi. Yani trampa yaparak. Bir keçi diyelim ki bir elbise ya da üç elbise bir keçi gibi değerlerde böyle. Ölçümlemeler böyle oluyor o günlerde. Ondan sonra da Lidyalılar, Ege'de, Batı Anadolu'da yaşayan Lidyalılar para yerine denizden çıkardıkları midye kabuklarını, istiridye kabuklarını kullanıyorlar. Onların her birine değer veriyorlar. 3 istiridye kabuğu bir ekmek mesela. 10 istiridye kabuğu bir ayakkabı gibi. 20 istiridye kabuğu bir elbise. Orada da para, yani değer ölçüsü denizden çıkan kabuklar. İstiridye kabuğu da olabilir, midye kabuğu da olabilir. Sonra bir ara madeni paralar basıyorlar. Ama ilk olarak para denilen şeyi basanlar Çinliler. Milattan önce 118. yüzyılda Çinliler derileri kesip derilerin üzerine değer işliyorlar. Deri. Ama çok kaliteli deriler, üst düzey deriler bunlar. Ve onların üzerlerine değer ölçüleri yazıyorlar. Ve sonra 639 yılında ilk İslam devleti diyebileceğimiz Hazreti Muhammed sonrası tabii ki dönemde Arapların madeni para bastıkları söyleniyor. Fakat ilk kağıt parayı 806 yılında, milattan sonra 806 yılında yine Çinlilerin bulduğunu biliyoruz. Çinliler para konusunda çok ustalar. 2000 yıl kadar gecikmişler. Gördüğünüz gibi. Şimdi son dönemlerde de dünyanın para konusundaki en başarılı ülkelerinden, milletlerinden biri Çinliler. Hasılı para işte böyle bir geçmişi var. Daha sonra Avrupa'da basılışı ise çok daha sonraki yıllardadır. Biliyorsunuz banknottır aslı bunun. Bankerin verdiği not anlamında kullanılır. Nasıl, ne demek? İnsanlar bankaya altınlarını, yüzüklerini, mücevherlerini verirler ki ilk İtalya'da Medici ailesi döneminde, demek ki 15. yüzyılda falan kurulmuştur ilk banka. Onlar da aldıkları mücevher karşılığı olarak mücevheri getiren, altını getiren kişiye bir kağıt üzerine not yazarlar. Şu kadar altın, şu kadar gram altın, şu kadar mücevher falan diye. Onlara da banknot denir ve sonraları bunlar elden ele dolaşmaya başlamışlardır. Hatta bunlar borç olarak bile verilmeye başlamışlardır ki sonrası bir bankacılığın ilk felaket dönemleridir. Çünkü bankacılık öyle bir düzene dayanır ki hiç kimse aynı gün gelip de parasını istemeyecektir. Aynı gün para istemeye gelindiği zaman dünyada batmayacak bir tek banka hemen hemen yoktur. Kolay iş değildir yani. Osmanlı'da ilk paranın kaime olarak basıldığını biliyoruz. Yine kağıt. Ve o da yine tedavül yeteneği olan bir para. Madeni, altın yerine, akçeler yerine basılan paralar bunlar. Ve gelelim günümüze. Tabii esas para 19. yüzyıldan sonra kullanıma giren paradır ki artık bu ekonomik ara mal olarak kullanılır. Yani bir nevi maldır para. Öyle bir maldır ki onun da bir değeri vardır. Ara malıdır. İki mal arasında ya da iki hizmet arasında değişim görevi yerine getirir. Trampayı, yani dolaysız alışverişi ortadan kaldırır. Bunun yerine dolaylı alışverişi getirir. Bundan sonra hizmet almak isteyenler, mal ve ürün satın almak isteyenler para verirler, yerine ihtiyaçları olan hizmeti ya da ürünü almaya başlarlar. Evet, para
çok faydalıdır. Bugün parasız bir dünya düşünülemez. Yeni paralar çıkıyor tabii, Bitcoin gibi. Bunların zamanda ne olacağını bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama çok büyük ihtimalle paranın çok uzun bir süreçte ortadan kalkabilme ihtimali çok yüksek olduğu konusunda da hemen hemen bütün bu konudaki çalışmalar yapanlar, gelecek bilimcileri hemfikirler. Ancak ne zaman? Oldukça uzun bir süre sonra diyeyim ben. Evet, bugün için para halen çok faydalıdır. Zararları da vardır. Ne zararları vardır? Çok fazla ihtiras sahibi olanları birbirlerine düşürür. Devletleri birbirleriyle kanlı bıçaklı yapar. Hitler Avusturya'yı işgal ettiğinde ilk nereye gitti biliyor musunuz? İlk olarak Merkez Bankası'nı bastı Avusturya'nın. Bütün devletler böyledir. Osmanlı da bir yeri bize göre fethettiği zaman, o ülkelere göre işgal ettiği zaman önce para kaynaklarına giderdi. Önce paraları, tabii o dönemler altınları, değerli madenleri ele geçirdi. Paranın en önemli özelliklerinden birinin zor ulaşılır olmasıdır. Zor. Kolay ulaşılırsa hiçbir değeri kalmaz. Herkesin para bastığını düşünebiliyor musunuz? O nedenle para basımı ilerleyen dönemlerde sadece devletlere verilmiştir. Sadece devletlerin yetkisidir ve devletlerin egemenlik ölçüsüdür. Yani buna senyoraj etkisi hakkı denir. Avrupa Birliği ülkeleri senyoraj haklarını Avrupa Birliği'ne devretmişlerdir. Avrupa Birliği ülkeleri de bugün para basmak çok biliyorsunuz. Euro basılır. İngiltere sırf bu nedenle Avrupa Birliği'ne girmemiştir. Senyoraj hakkını kaybetmemek için. İngilizler çok ilginç milletler, çok ilginç uluslar bildiğiniz gibi. Ve tabii bir de paranın maliyeti vardır. Paranın maliyeti kağıt paralarda sudan ucuzdur. Ama bir de paranın faiz dediğimiz bir maliyeti vardır. Bunu da gözden çıkarmamak lazım. Para hiçbir zaman için doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamaz. Onun için köpeğin önüne atsan yemez demiştir bizim halkımız. Doğru, parayı yiyemezsiniz. Yani parayı kendi ihtiyaçlarınızdan biri için kullanamazsınız. Ama o parayla eğer çok yüksek miktarlarda varsa satın alamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hatta pek çok devlet adamını dahi onunla satın alınabildiğine tanık olduk. Reza Zarrab örneği. 30 yaşında çocuk Türkiye'de neredeyse az kaldı. Devletin bütün adamlarını satın alacaktı. Az kaldı. Belki de hiç kalmadı. Bilmiyoruz. O kadarını bilmiyorum yani. Para aynı zamanda bir ekonomik özgürlüktür. Onu her şeye dönüştürebilirsiniz. Altına dönüştürürsünüz, mücevhere, elbiseye, kağıda, ayakkabıya, gazeteye, bilgisayara, cep telefonuna. Onu dönüştüremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur dünyada. Elinizde paranız varsa her şeyiniz var demektir yani. Evet ve tabii haliyle en önemli özelliklerinden birisi tedavül özelliğinin olmasıdır. Yani dolaşıma girmesidir. Sizdeki 1 lira para ne kadar çok el dolaşırsa o kadar çok iş görmüş olur. Yani değer yaratır. Siz 1 lirayı bir kişiye verirsiniz. O bir kişi bir başkasına, o bir başkasına, o bir başkasına, o bir başkasına, o bir başkasına. Belki en sonunda o para size gelir. 50 defa el dolaşmıştır. Size geldiğinde yine 1 liradır ama aslında 50 liralık iş yapmıştır. Yani ne kadar çok dolaşırsa para ekonomide o kadar çok alışveriş yapılmış, mal ve hizmet alımı satımı yapılmış olur. Ne kadar çok mal, hizmet, alım, satımı yapılmışsa ve kayda geçmişse devlet de bundan o kadar çok vergi elde eder. Bir başka özelliği paranın borç ödemekte kullanılır. Haliyle insanların birbirlerinden borçlanmalarına yarar. Tabii bu daha ziyade bankalarla iş insanları, bankalarla bireyler arasındaki borç alıp vermektir. Bugün banka sistemini ortadan kaldırın. Yani kredilendirmeyi kaldırın. Bankalardaki mevduatlar sadece mevduat olarak kalsalar ya da sadece bir kişiye verilme imkanı olsa ekonomi durur. Yürümez. Ama bugün öyle değil. Bankaya bir kişi para verir. O bir kişinin verdiği 100 lira bile tedavülde çıkma miktarına göre belki 10 defa, 15 defa, 20 defa dolanıma girer.
Onun için bankalara bakarsınız, derler ki bankalarda 150 milyar liralık mevduat var. Mesela buna daha sonra söyleyeceğim. Kaydi para denir. Şimdi söyleyeyim. Kaydi para denir bankalardaki paraya. 150 milyar liradır ama bir bakarsınız bankalar 1 trilyon lira kredi vermişler. İşte bu öyle olur. Siz bir bankadan kredi alırsınız 100 lira. Tabii banka size o parayı nakit vermez. Yuvarlak konuşuyorum kolay olsun diye. Çek olarak kesersiniz siz. Siz de çeki tabii 10 lira birine, 5 lira birine, 3 lira birine, 50 lira birine kesersiniz. O 100 lira o kaydi olarak o bankada yine kalır. Sizin hiç haberiniz olmaz. Banka sizin o 100 liranızı bile başkalarına kredi olarak kullandırabilir. Yani demek ki para her şeye dönüşebilen, borç olarak verilen, borç ödeme aracı olarak verilen, kredi olarak kullandırılan ve toplum tarafından genel kabul görmüş bir değerdir. Eğer genel kabul görmemişse toplum tarafından biliyorsunuz o paraya değerli para gözüyle bakamazsınız. Bir başka özelliği paranın, geçtiğimiz günlerde yine bir konu açıldığında söylemiştim, akümülatör vazifesini görür. Yani biriktirme, birikim görevi görür. Enerjisini de korur ama. Hangi para korur enerjisini? Sağlam paralar enerjilerini korurlar. Mesela bugün euro gibi, dolar gibi paralar akümülatör görevi gören paralardır. Hatta çoğu zaman bizim gibi ülkelerde tasarruf aracı olarak bile kullanılabilirler. O nedenle onların faizleri çok düşüktür. Türk parasının ise akümülatör görevi diğerlerinden kaçak olduğu için durduğu yerde enerji kaybeder. Yani Türk parasını bugün alırsınız, arabanıza koyarsanız, hiç kullanmasanız, arabanızı biraz sonra kullansanız, bir bakarsanız arabanızın aküsü %5, %4 neyse enerjisini kaybetmiş. Demek ki akümülatör görevi gören paraların değerli para olmaları, zor bulunur, zor ulaşılır paralar olmaları ve değer yitirmemeleri şartı vardır. Türk parası akümülatör paradır ama en basit akümülatörlerdendir. Hiç çalışmasa bile durduğu yerde boşalan akümülatörlerdendir. Ve tabii bir de en önemli işlevlerinden biri paranın değer ölçme. Değer ölçme. Kağıttır. En nihayet kağıt. 1000 dolar da kağıttır ki Amerika'da tedavüle kolay veri çıkmaz. Sadece ödeme aracı olarak kullanılabilir. Taşıma aracı olarak belki de kullanılabilir. 100 dolar da paradır. 1 dolar da para. Hepsi kağıt bunlar. Hepsi kağıt. Belki de baktığınız zaman maliyetleri üçünü de aynı. Ama üzerinde 1000 lira, 1000 dolar yazan parayla 1 dolar yazan para arasında değer ölçme fonksiyonu bakımından çok büyük farklar vardır. Ve bu paranın en önemli özelliklerinden birisidir. Ve para aynı zamanda malların likidite, akışkanlıklarını da ölçer. Mesela binalarla ilgili paraya baktığınız zaman binalara akışkan olmadıklarını görürsünüz. Neden? Kolay paraya çevrilemezler de onun için. Ama altın, mücevher gibi, hisse senedi gibi diğer değerler akışkandırlar, likittirler yani. Kolayca hemen onları paraya çevirebilirsiniz. Para çeşitleri de var tabii biliyorsunuz mutlaka. Mesela mal paralar vardır ki bunlar çok eski zamanda da kullanıldığı gibi takas paralar deriz bunlara, denilir yahut da takasta kullanılan takas paralarıdır. Siz birisine televizyon verirsiniz, o size 3 tane atıyorum video verir ya da receiver verir falan. Bunlar da takas paralar dediğimiz ve madeni paralar vardır. Elbette bir de demin anlattığım gibi kağıt paralar var. Temsili paralar vardır. Temsili paralar mutlak surette değerli bir maden karşılığı basılmışlardır. Yani karşılıkları vardır. 1973 senesine kadar Amerikan doları temsili paraların en başında geliyordu. Karşılığı vardı. Sözüm ona altın olarak karşılığı vardı. Nixon geldi. Vietnam Savaşı bitirmişti Amerika'yı. Perişan olmuştu Amerika. Bir dünya karşılıksız para basmıştı. Yani convertible olmayan para basmıştı. Ondan sonra da zaten Nixon dedi ki ben Bretton Woods sözleşmelerini tanımıyorum kardeşim dedi. Amerikan parası karşılıksız kaldı. Altın ödemesi gereken hiçbir yerde de
altınları ödemediler. Onun için aslında convertible para demek karşılığı olan para demektir. Ama biz bugün Türk dünyada convertible parayı değiştirilebilir para olarak kabul ediyoruz. Türk parası da aslında bir convertible paradır ama ne yazık ki alıcısı yoktur. Neden? Çünkü karşılığı gerçekten karşılığı olmadığına hemen hemen bütün dünya ülkeleri inanmışlardır. Türk parası da bir gün gerçek convertible para olur mu? İnşallah ama gelecekte çok zor. Kağıt paralar ise karşılıksız paralardır. Bunlar karşılıksız basılırlar. Onun için eğer hiçbir şey karşılık ayırmazsanız enflasyon yaparlar. John Galbraith der ki para karşılıklı basılsın da karşılığına ne olursa olsun. İsterse der, isterse denizdeki uskumruları karşılık gösterin. Neden? Çünkü denizden ne kadar uskumru çıkabileceğini hesaplarsınız ve bildirirsiniz. Der ki benim denizlerimden bu sene 10 bin ton uskumru çıkacak. 10 bin ton uskumru karşılığı para basabilirsiniz. Ama denizin kenarlarındaki o kumlar karşılığı para basamazsınız. Neden? Hem çok kolay bulunuyor hem sayısı belli değil. Ben dolu. Hiç değeri olmayan bir şey yani. O nedenle para karşılıklı basılmak şartı ile değerlidir. Enflasyon sebebi olmaz ama karşılıksız para basılırsa enflasyon sebebi olur. Bir de kaydi paralar vardır. Biliyorsunuz az önce de sözünü ettim. Kaydi paralar bankalardaki paralardır. Banka paralarıdır. Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin, Hasan Efendi'nin paralarıdır. Yani mudilere ait paralardır. Bir de bankaların kendi paraları vardır. Evet, para konusu bugün bu kadarlık. Bilmem anlatabildim mi? Yine ekonomi sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.